Nasıl geçti yolculuğunuz? Müzisyen Kıraç, televizyonun günlük hayatta daha doğru bir yeri olması gerektiğini belirterek, bize hiçbir şekilde hizmet etmiyor, çekirdek yemekten daha az yararlı olduğunu düşünüyorum dedi. Televizyonun günlük hayatımızda daha doğru bir yeri olması lazım. Bize hiçbir şekilde hizmet etmiyor televizyon. Çekirdekten daha az yararlı olduğunu düşünüyorum. Çekirdek yemekten daha az yararlı olduğunu düşünüyorum. Ya bakarsanız reytinglerde görürsünüz. Reytingler çalışıyor sonuçta. İki tane profesör konuştuğunda kimse izlemiyor televizyonu. Türkiye'nin hali budur. Ama bir tarafta bir dizide olan herhangi bir öğretici bir şey de yok yani. Hani böyle bir dizidir de ne bileyim Kartallar Yüksek Uçar'da değil yani diziler. Ondan sonra Yaşar Kemal'in bir romanı da değil. Oradan da bir şey yok. Hani hiçbir şey yok yani. Daha az yer tutması lazım. Son zamanlarda Konacık'ta düzenlenen Uluslararası PEDESA Tarih, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konser vermek üzere ilçeye gelen Kıraç, Konacık Belde Belediye Başkanı Mehmet Tosun'u makamında ziyaret etti. Aktif olarak kullanılıyor. Kullanılıyor, çok var abi. Eskisi gibi değil. Yani mesela ilk açıldığı zaman bunlarla Konacık'taki gençlerimizle, vatandaşlarımızla görüşürüz inşallah. Ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kıraç, son dönemde Türk televizyonlarında yayınlanan dizi sayısında bir artış yaşandığını söyledi. Bir yandan da üzülüyorum ya. Yani. Değil mi? Sağ ol. Herkes dizi seyrediyor ya. Yani. Evet. Ya kardeşim bu ülkede kim ilgilenecek ya? Yani? Bunlar sen doğru dürüst sorunlarıyla kimse ilgilenmiyor. Dizi, daya. Ver insanları izliyor ya. Çocukların uzmanların açıklamalarına göre saat 20'de uyuması gerektiğini işaret eden Kıraç, çocuklar en erken 21-22'de uyuyor. Aileleriyle birlikte dizi izliyorlar. Bu konuda dizilerin 60 dakikaya düşürülmesi için çalışma yapılıyor, dedi. Dizi izleyerek kendini çok önemli hissediyor yani. O dizinin bir parçası oluyor, orada karakterlerin parçası oluyor. Tabii ki olması lazım ama bu kadarı değil. Devletin bir televizyon politikası olması gerektiğini ifade eden Kıraç şöyle konuştu. Yani biraz oranının belki işte düşürülmesi lazım. Çalışmalar da sürüyor. 60 dakikaya falan inecek diyorlar ama genel manada televizyon öyle basit bir eğlence kutusu değil. Maalesef değil. Öyle olmuyor. Günlük hayatımızın çok önemli bir parçasını oluşturuyor. Daha dikkatli olunması lazım. Özellikle devletin tabii ki bir televizyon politikasının olması gerektiğini düşünüyorum. Kıraç, Kars'taki heykel tartışmaları konusundaki bir soruya, sanatçıya genel anlamda müdahale olamaz ama tek tek olaylar incelenmeli. Nasıl gelişmiş, nasıl böyle olmuş, sanatçı özgürlük ilişkisi iyi irdelenmeli yanıtını verdi. Genel anlamda sanatçıya müdahale söz konusu olamaz tabii ki ama bu amalar önemlidir. Tek tek de olaylar incelenmelidir bu tür durumda. Yani her olay tek başına incelenmesi lazım. Yani o nasıl gelişmiştir, ne olmuştur da öyle olmuştur yani. Yani işte sanatçı özgürlük kavramı öyle ama bu çok önemli, benim için önemli yani. Ben bir tarafta olmam, ben sanatçı olduğumu düşünüyorum. Sanatçı ve özgürlük kavramı iyi irdelenmesi lazım. Sanatçıyım, istediğimi yaparım da olmaz. Sanat adına ne yapılıyorsa tabii ki önemlidir. Ama her olay bu tür durumda genelleme yapılamaz. Tek tek incelenmesi gerekir. Konacık Belediye Başkanı Mehmet Tosun ise internette yaptıkları anket sonucunda belde genelindeki vatandaşların PEDESA Festivali'ne Kıraç'ın sahne almasını istediğini ve kendisini beldeye konuk ettiklerini söyledi. Bizler tabii Kıraç'ı çok seviyoruz, sevgili Kıraç'ı. Ama tabii bilgisayar üzerinden yaptığımız ankette bu sene özellikle gençlerimiz Kıraç'ı talep ettiler. Biz de onların görüşlerini emir telakki ettik. Sağ olsunlar hem menajeri hem de Kıraç vasıtasıyla menajeri vasıtasıyla Kıraç'la görüştük. Kırmadılar. İşte yazın ilk konserini inşallah Bodrum'da, Konacık Beldesi'nde. Bu arada Kıraç'ın bir ay içinde bir yurt dışında olmak üzere toplam 15 konser vereceği öğrenildi. Belediye başkanı sayılır.